Sanatçı ve Zamanı 10. yılını geride bırakmış ve olgunluk dönemine adım atmış İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi. Sergi zaman üzerine düşünüyor. Sanatçıların, sanatın, sanat yapıtının. Tüm bu zaman meselesiyle olan hesaplaşmasını merkez alıyor. İzleyici için de aslında en basit, belki de en merak edilen noktaya açılıyor. Sanat yapıtların zamanları nasıl işler? Sanatçı kendi zamanıyla nasıl hesaplaşır? Sanatçı başka sanatçıların zamanlarıyla nasıl yüzleşir? Neyi devralır, neyi ileriye taşır? Çok temel sorulara bakıyor sergi. Ve farklı coğrafyalardan sanatçıların zaman üzerine düşüncelerini merkez alıyor. Bu bir koleksiyon sergisi nihayetinde ve biz bu koleksiyon sergisinde çok önemli bir düşünürü, bir yazarı referans aldık kendimize. O da Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar'ın ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında sözleri bizim için bir çıkış noktasıydı. Çünkü bu sergiyle beraber modern ve çağdaş sanatçıları yan yana getirmek istedik. Ve modern ve çağdaş sanatçıları yan yana getirirken bu zemindeki diyaloğu kuvvetlendirecek ve başlatmak için temel bir mesele ihtiyacımız vardı. Tanpınar bizim için bu coğrafyada sadece Doğu Batı geleneğinin nasıl buluştuğunu, çelişkilerini değil, aynı zamanda zamanla olan insani, hassas ve ölüme açılan bir düşünceyi merkez alır. Tanpınar zamanı doğa üzerinden, su üzerinden, aşk üzerinden, kent üzerinden, çeşitli meseleler üzerinden vurgular. Ve biz de sergiyi kurarken aynı dönemi paylaştığı sanatçıları bir araya getirerek değil, aynı düşünceyi paylaştıkları sanatçıları bir araya getirerek kurgulamaya çalıştık. Dolayısıyla sergiyi Türkiye'nin 1920'li, 1930'lu ve 1950'li yılları olmak üzere lineer bir akışı takip ederek değil, Boğaz ve su kültürü, bir kent olarak İstanbul, beden politikaları, natürmort ve peyzaj geleneğinden bugün doğanın nasıl algılandığı gibi bir takım gruplandırmalar üzerinden sanatçıları yan yana getirdik. Dolayısıyla sergi Türkiye'deki zaman algısına, zamanın nasıl dönüştüğüne, bunun yaratmış olduğu iç sıkıntılara ve toplumsal hesaplaşmalara dair pek çok referansı da bünyesinde tutmaya çalışıyor. Nitekim zaman dediğimizde bir kültürel zaman meselesi var ki bu dönemler arası sanatçıların birbirleriyle olan hesaplaşmaları, birbirlerine verdikleri cevaplar. Bir de her şeyin başında hayatın, evrenin ve insanın zamanı var. Biz bu ikinci söylediğim üzerinden Tanpınar'ı temel aldık. Fakat bu kültürel zaman meselesini özellikle katalogdaki yazılarımızla daha çok vurgulayıp altını çizmeye çalıştık. Her şeyin ötesinde zaman dediğimizde ve bir serginin adını sanatçı ve zamanı koyduğumuzda sanatçıyı ön plana çıkartan ve sanatçıya öncelik veren bir duruş olmalıydı serginin. Sanatçı dediğimizde de bir iç zamandan söz etmek durumunda kalıyoruz. Sanatçının kendi güncelinden bahsedebildiği, kendi güncelini işaret edebildiği kendi zamanından. Dolayısıyla da serginin içerisindeki her sanatçının bir kendi zamanı var ve kendi düşüncesi var. Nihayetinde her türlü yaratıcı ifade bugün hem bir düşünce hem de bir üretim pratiği olarak ikiye ayrılıyor ve böyle devam ediyor. Biz ilk önce düşüncesiyle ve daha sonra üretimiyle var olan bir sanatçı sürecine dikkat çekmeye çalıştık. Bu süreçte de düşüncenin, daha doğrusu yaratıcı ifadenin zamansız zamanına ulaştık. Çünkü bir sanatçının veya bir dönemin bir yerde bıraktığını ondan sonraki dönem bıraktıkları yerden devralarak ve dönüştürerek devam ettiriyorlar. Özellikle ki bu hayatın zamanından bahsederken ve doğa, su, kent, beden gibi evrensel meselelerden bahsederken de zamansız ve mekansız bir ortamdan söz etmek durumunda kalıyoruz. İki önemli yazarı davet ettik sergi için. Ahu Antben, Türkiye'de sanatçıların modernden çağdaşa zamanı nasıl birbirlerinden devralıp etkileşime soktuklarını ve bunun yaratmış olduğu olumlu ve olumsuz havayı tartışıyor. Handan İnci ise bir edebiyat tarihçisi olarak, bir Tanpınar uzmanı olarak yayınlarında, metinlerinde, romanlarında, şiirlerinde yer alan ve bu sergiye de referans oluşturan temel kavramlara bakıyor. Tabii ki merkezinde İstanbul var, tabii ki iç huzurla toplumsal dönüşümler arasındaki gerilim ve çatışma var. Tabii ki kadın meselesi var, ölüm meselesi var.
zamanı düşünürken ölüm üzerine düşünmemek mümkün değil. Tanpınar'ın pek çok referansı sergideki farklı coğrafyalardan sanatçılar arasındaki ortak ruhu, ortak dinamizmi bir şekilde bir bağlaç olarak sunmaya çalışıyor. Sanırım bir koleksiyon sergisinin de bu anlamda bir tarihsel referansa yaslandığı başka bir sergide kurulmadığı bizim coğrafyamızı. Bu açıdan da çok önemli görüyorum sergiyi.